ilk aşamadaki sorun iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi, başka yerlere gitmesi ve üretimin tekrar yeniden harekete geçmesi için ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var. Ben onu çeşitli vesilelerle duyurdum, siz de duymuşsunuz. O şu, çalışanlarımızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu işveren sigorta priminin doğrudan doğruya işte devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işçinin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. Sanayiden gelen gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayiyle büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Bizimki çıkış yolumuz var. Biri sanayinin büyümesi, ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir ek yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim, o da turizm. Ama bu iki şey olmadan, üretim olmadan, ihracat olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim. Uzatılması ve Ocak ayından itibaren tekrar faaliyete alınması, resimlere verilmesi yarın atalı bakanımızdan bir çalışma bekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. İlk sürelerinin 11 ilde esnetilmesi, beşincisi olağanüstü hal